Aksel, İmamoğlu'nun o değişim diyerek başlattığı Kıvılcım'ın getirdiği bir isim. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman değişimden kasıt neydi Onur Bey? Yani tam isim değişikliği mi yoksa topyekün bir değişikliği mi, bir vizyon değişikliği miydi? Biz aslında bunu tam anlayamadık. Değişimden kasıt neydi? Bence bunu siyasetin çok ciddi analistleri de anlayabilmiş değil. Çünkü değişim dediğiniz zaman bir zihniyet değişikliği olabilir, bir kadro değişikliği olabilir. Ve bakıyorsunuz değişimi sembolize eden kadro değişikliğinin başındaki Özgür Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı, evet, yaklaşık herhalde 15-16 yıldır, yani Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiğinden beri neredeyse, yanlış bilmiyorsam, evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakın ekibinde olan bir kişi, bir şahsiyet. Şimdi değişimse Sayın Özgür Özel'in ne işi var? Eğer Özgür Özel hakikaten değişimin sembolü ise ve lideri ise, o zaman Sayın Özgür Özel son 15 sene ne yaptı Kemal Bey'in yanında? Evet. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi maalesef söylemiyle eylemi genelde tutmadığı gibi, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde yine aynı tavrı sergiliyor. Söylenen bir şeyler var ama yan eylemin bununla hiçbir alakası yok. Evet. Ve korkarım ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü partisi, en eski partisi, ama bu şeyini, misyonunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı altındaki bence kötü performansını aynı kötü performansa devam ettirecek. Çünkü aslında değişen isimden başka hiçbir şey yok. Şimdi şöyle bir şey var zaten, dediğinize katılıyorum. 13 yıldır kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğundaydı. Ve en yakınındaki isim Özgür Özel'di. Yani 13 yıl boyunca aslında kaybetmeyi tecrübe etmiş bir isimden de bahsediyoruz. Özgür Özel adına tabii bunu söylüyorum. Şimdi buradan nasıl bir kazanım çıkaracak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bıraktığı o mirasla mı yürüyecek? Eğer böyle olursa zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece bir isim değişikliği olmuş olacak. Evet, ve böyle olacak. Yani ben şöyle söyleyeyim, şu anki durumda, ki ben bunun aksini de beklemiyordum. Ben çok net söyleyeyim, ben Özgür Bey'in kazanmasını da beklemiyordum. Benim için de büyük bir sürpriz oldu kazanabilmesi, kazanması. Belki önümüzdeki günlerde nasıl oldu da böyle, evet, bir durum hasıl oldu, onu daha iyi anlayacağız. Ama şöyle söyleyeyim, yani eğer Kemal Bey kazanmış olsaydı, 31 Mart seçimlerinin sonuçları, özür dilerim, önümüzdeki Mart ayının tam tarihini bilmiyoruz, 2024 Mart yerel seçimlerinin sonuçları Özgür Bey'le de Kemal Bey'le de çok fark edeceğini düşünmüyorum. Evet. Hatta ve hatta çok eleştirmiş olmama rağmen yıllar içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu, şu anki durumun da eskisinden daha kötü olabileceği kanaatindeyim. Bundaki de, evet, en büyük sebep, en azından Kemal Bey yönetiminde her ne kadar diktatörvari bir yönetim olsa da bir mono ses vardı parti yönetiminde. Şimdi daha parti yönetim listesi, parti meclisi listesi yapılırken bile 5 defa ertelendi, 6. defa liste yapılabildi saatler sonra. Sadece oradan bile anlıyoruz ki bu çok seslilik değil. Bu birden fazla güç odağının yönetimi paylaşma hırsıdır. Bu çok seslilik falan değildir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki. Bu da mutlaka sirayet edecek. Çok net söyleyeyim, ne kadar sürer bilmiyorum ama en kötü belediye başkan adayları belirlenmeye başlayınca Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde işte Özgür Özelciler, İmamoğlucular, başkacılar varsa bilemiyoruz, zaman içerisinde göreceğiz. Evet. Bunların arasındaki ciddi fraksiyona göreceğiz, yani buna şahit olacağız. Evet. Yani aslında önümüzdeki süreçte biz Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasındaki o tartışmalara, o güç mücadelesine şahit olacağız. Buna sahne olacak diye söyleyebiliriz demek ki. Tabii ki efendim, Sayın Başkurt, yani siyasetin çok nasıl söyleyeyim, klişe laflarından biridir ama çok doğru bir laftır. Güç paylaşılmaz. Evet. Çok net. Evet. Paydaşlarınız olur ama paylaşılmaz. Kesinlikle. Buna aslında iki isim de müsaade etmeyecektir ve çatışma ortamının daha da gergin olacağını şimdiden aslında öngörmek mümkün. Peki Kılıçdaroğlu kaybedeceğini düşünüyor muydu Onur Bey? Yani şimdi delegelerin çoğu kendinden yanaydı ve bu konuda
biraz rahattı. Siz de hatta az önce dediniz ki yani ben Özgür Özel'in kazanacağını düşünmüyordum dediniz. Şimdi sırtımdaki hançerler dedi, ondan da biraz bahsetmek lazım. Ne dersiniz? Şimdi genelde yapılan yorumlar sırtındaki hançerden bahsederken sanıyorum hem bu şeyden bahsediyor, genel kongreden bahsediyor, evet, kurultaydan bahsediyor, size parti içi. Bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi zamanı parti dışı hançer ve hançercilerden bahsediyor diye yorumlandı. Zannediyorum Kemal Bey yakın bir zaman içerisinde bunlarla ilgili, özellikle merak edilen konularla ilgili bir basınla bir şey yapacak, bir birlikteliği olacak. Ama bu gazete röportajı mı olur, televizyon röportajı mı olur bilmiyorum ama bence bunları açıklayacak. Şimdi tabii ki sürpriz oldum. Fakat tabii sürpriz olan ben değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizzat içindeki en üst seviyede adamlar şey oldu, sürpriz oldu. Fakat burada şöyle bir şey çıktı. Bakın bu söyleyeceğim her ne kadar kötü bir cümle gibi duyulsa da aslında ben bunu kötü bir cümle sarf etmek için söylemiyorum. Realite için söylüyorum. Belli ki her iki tarafta da insanların yüzüne baka baka, tabii daha çoğu bunun Kemal Bey tarafında, insanların yüzüne baka baka imza vermiş olmasına rağmen yalan beyanda bulunmuş birçok delege var. O mümkün. Bunun vehameti yok. Şimdi hayır, şeylere bakıyoruz. Özgür Bey ile Kemal Bey'e verilen imzalar var, adaylık imzaları. Evet. Bunlar daha net açıklanmadı bildiğim kadarıyla ama aşağı yukarı belli. O imzalara bakıyorsunuz, ilk oylama sonuçlarına bakıyorsunuz. Demek ki her iki tarafta da ıslak imzasıyla beyan vermiş olan delegelerin arasında yalan söyleyenler var. Yani Kemal Bey deyip Özgür Bey yazanlar var. Evet. Özgür Bey deyip yazmayanlar var vesaire vesaire. Bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında kurultay üyelerinin kendilerini, Halk Partisi'nin kendisinin değerlendirmesi gereken bir şey. Keşke siyaset bu kadar sığ, bu kadar omurgasız olmasaydı. Herkes kimse gönlünde yatan onu seçseydi, onu söyleseydi ama dediğim gibi hani beni geçin, benim Cumhuriyet Halk Partisi'yle hiçbir ilişkim olmadı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok iyi değerlendiren, çok iyi bilen insanlar bile şoke oldu. Tabii. Dolayısıyla Kemal Bey'in de buna inanmış olması ve çok Onur Bey, şu an sesinizi alamadım ama son söylediğinizi. Yani pardon özür dilerim. Kemal Bey'in de bu raddede hani onun da şey olması, bu konuda inanamaması, bu konuda hakikaten ona da büyük bir sürpriz olması çok anormal bir durum değil diye değerlendiriyorum. Evet.